Efendim Endüstriyel Mutfak'ta Dünya Markası Inoxan katkılarıyla Patron Mutfak'ta programına hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bugün cumartesi, yarın eminim ki yani şimdiden hazırlıklar devam ediyor. Acaba havalar güzelleşti, bahar geldi. Efendim biz de diyoruz ki bugün cumartesiden belki bugün akşamın ya da yarın ne yapabiliriz diye eğer düşünenler varsa kağıdı kalemi hazırlasın. Çok keyifli bir konuğumuz var. Bursa'nın en önemli markalarından ve Türkiye hudutlarını aşmış bir marka. Hani 1867 yılına dayanan, hani 100 yılı aşan ülkemizin de belki nadir hani o 5-10 firmasının içinde en önemli markalardan İskender efendim firmasının patronlarından ve gerçekten de son jenerasyonda da hem genç hem dinamik ve gerçekten de bu markayı belki de bundan sonraki yüzyıllara taşıyacak olan isimlerden Sayın İskender İskenderoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Gayet iyi. Onur verdiniz programımıza. Sağ olun. Bülent Şef'im sen de hoş geldin. Hoş tekrar bulduk. Bir 2-3 haftalık ayrılıktan sonra. Tekrar yine her zamanki gibi. Yanınızdayım. Hep programı. Estağfurullah. Bizlere renk veriyorsunuz. Onur veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bıyıksız haliniz çok iyi olmuş. Evet. Daha çok gençleştim galiba. Daha da gençleşmişsiniz. Evet. Efendim Aybiçe sen de her zamanki gibi yine programımıza renk katıyorsun. Şefimizin şef yardımcısı olarak. Yüzü hep devamlı gülüyor maşallah, gözler renkli. Evet, çok güzel. Ama bugün mutfağımızın ana şefi evet. İskender Şef. Evet. Yardımcı şefi Bülent Şef, evet. Onun yardımcı şefi evet. Aybiçe Hanım. Bugün ben de efendim görmüş olduğunuz gibi sevgili Inoxan ailesi genel koordinatörlüğünden Oya Hanım bana da yaptırmış. Artık bundan sonra ben zaten her hafta diyordum ben neden önlük giymiyorum diye. Yani takım elbiseyi ben de evet. Çıkartmam gerekiyor. Hatta kolları sıvayacağız. Ben de bugün bir şeyler yapmak istiyorum. Oh ne güzel. İskender Şef'im bana da bugün acaba bir iş yaptırır mı diye bekliyorum evet. Yani. Hani Soğukhan'cığım tut şunun ucundan hani sen de şurasını doğra şurasını kes diyebileceğimiz ne var bilmiyorum ama önceden efendim ben deneyi görmeden paçaları sıvıyorum şu anda. İskender Bey bugün ne yapıyoruz? Bugün döner yapmayacağımız kesin değil mi? Evet. Evet. Döneri restoranlarımızda üretiyoruz, süper. Yapıyoruz. Bugün kremalı ıspanak yatağında levrek yapacağız. Oo, çok güzel. Kremalı ıspanak yatağında değil mi? Levrek, evet. Levrek. Evet. O zaman yazalım mı? Yazalım. Bugünkü baklava bile yaparsın patates. Patatesleri açacağız burada. Evet sevgili izleyiciler, kremalı ıspanak yatağında sanda levrek. İş yaptım. Buluruz onu. Evet, levreğin arkasından var mı bir tatlımız? Levreğin arkasından da balıkla güzel gider, balık üstüne güzel gider diye fırında helva. Fırında yapacağız. Helva, evet. Evet harika. Tayin helvası. Tayin helvası. Tamam. Evet. Daha da alabilirsin. Thank you.
Evet, şu anda sevgili izleyiciler, efendim Şef İskender'in mutfağında bugün kremalı ıspanak yatağında levrek ve fırında tahin helvası. Lütfen kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Evet. Hani bugün cumartesi, şu anda ekranlarda bizi izleyen dostlar için söylüyorum. Malzemelerimizi sayabilir miyiz İskender Şef? Doğukan Bey, bu yemeği yapmak için bize gerekli olan hangi malzemelerimiz? Gerekli olan malzemeler, önce ıspanaktan yatak yapacağımız için bize temizlenmiş ıspanak yaprakları gerekiyor. Krema gerekiyor. Krema gerekiyor, evet. Karabiber, tuz, biraz muskat cevizi. Muskat cevizi. Evet. Biraz muskat cevizi. Cahilime verin de, muskat cevizi ne? O da Hindistan'ın farklı bir ceviz. Farklı bir ceviz. Evet, muskat, çok. O da süslü kremalara mesela çok yakışır. Evet. Balıklara yakışır, soslara yakışır. Tamam, öğrenmiş oldum. Et yemeklerine de çok yakışır. Et yemeklerine de. Evet. Şu anda burada görüyoruz değil mi? Görüyoruz, nerede? Evet. Gördük. Muskat cevizimiz nerede? Şurada. Saklanmış. Bu yani ceviz ama böyle minicik bir şeydir. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Evet, çok güzel, hoş koku verir. Aa, evet, ben bu kokuyu, demek ki bunun adı muskat cevizi. Muskat cevizi. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sarımsaklar var gördüğüm gibi. Ayrıca evet. Gene aynı yatağı kullanmak üzere sarımsak. Çok güzel. Soğan kullanacağız. Bu bayağı büyük bir soğan ama bir kısmını biz bunun alıp küçük parçalara böleceğiz. Çok güzel. Ve soteleyip kavurup ıspanak yatağımızı yapacağız. Bülent Şef'im, şu an ne yapıyorsunuz? Ben boş durmayayım diye biraz çalışayım dedim. Evet, yani, garnitürleri hazırlıyorum. Garnitür hazırlıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki levreğimiz? Levreğimiz fileto şeklinde. Fileto biçiminde. Fileto. Gördüğünüz gibi kılçıkları tamamen alınmış. Çok güzel. Ama derisi üzerinde kalacak bu filetonun. Bu arada gibi. Bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyiciler. İskender Bey hani eldiven, evet, özellikle kullanmak istemedi. Ellerini yıkadı ve şunu izah etti. Dedi ki, ben dokunacağım. Hani temiz ellerle mutlaka yapacağım bütün malzemeyi kendi ellerimle hissetmem lazım dediniz. Tabii biz bütün... Bizde böyle bir hakkınız var. Çünkü eldiven kullanmak isteyenler oluyor. Kendi elleriyle bizzat işin içinde olmak isteyenler oluyor. Evet, tabii ki. Bu tercih meselesi. Biz öyledir. Hijyen kurallarını tamamen uygularız. Çok güzel. Ve yaptığımız ürüne de dokunuruz. Dokunmak lazım. Evet, dokunmak. İnsanların lazım. Midesine dokunduğunuz gibi. Evet. Mutfakta da diyorsunuz ki mutlaka dokunmak lazım. Tabii dokunuruz ve hissederiz. Hissedersiniz. Evet, evet. Çok güzel. Devam edelim efendim. Tamam. Fileto şeklinde kılçıkları alınmış ama derisi üstünde kalacak şekilde, evet, filotolanmış. Hı-hı. Levreklerimiz, hı-hı, hazırlanıyor. Evet. Ayrıca bu levreyi zeytinyağı da kızartacağız. Zeytinyağı. Evet, zeytinyağını da bugün ben yanımda kendi zeytinlerimden sıktırdığım zeytinyağını size getirdim. Çok güzel sevgili izleyiciler. İşte Patron Mutfak'ta programında bir ilke daha imza atıyoruz. Gelen konuklarımızdan hepinizin de hatırlayacağı gibi sevgili Mehmet Erbak, Erbak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı kendi ördeklerini getirmişti. Kendi kuru fasulyesini getirmişti. Sevgili İskender Bey de kendi zeytinyağını getirdi. Evet. Ve program öncesinde ben sordum. Abi dedim, bu zeytinyağı gerçekten sizin mahsulünüz mü? Evet, bundan yıllar önce kendime bir 4 dönüm zeytinlik almıştım. Süper. Ve her ne kadar çok pahalıya gelse de o 4 dönüm zeytinliğe bireysel olarak bakmak, o tarlanın zeytinini ve zeytinyağını içeceğim, yiyeceğim diye kendime, nasıl diyeyim, böyle bir yola çıktınız, yola bir çıktım, prensip edindiniz. Evet, evet. Ve o yıldan bugüne bu tarlaya baktırıyorum. Ve her yıl hemen hemen 100-120 litre zeytinyağı alıyoruz bu tarlada. Of, harika. Bunun özelliği, bu zeytinyağının özelliği, kesinlikle dip zeytini kullanılmıyor bu zeytinyağı sıkarken. Dip zeytinlerini ayırıyoruz ve sağma sistemiyle dallardan zeytinleri elle teker teker
sağarak yerde yayılan bezlerin üzerine topluyoruz. Çok güzel. Ve kasaları doldurup vakit kaybetmeden hemen bu işte uzmanlaşmış zeytinyağı sıkma fabrikalarına götürüyoruz ve başında duruyoruz. Başında duruyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Ve kendi zeytinimizin yıkanışını, öğütülüşünü ve hangi göze gitti o gözün başında durup sıkılmasına kadar, tenekelere konulana kadar zeytinimizi izleyebiliyoruz. Harika, harika bir hem tabii bundan keyif almak lazım. Evet, yani tabii. Yaptığınız her işten hani işin maddesel tarafı bir tarafa belki sizde bunun litresi mevcut evet. Marketlerdeki satılanın belki iki katı, evet. üç katı fazlasına evet, geliyordur ama en azından diyorsunuz ki ben gözümün gördüğü bir ürünü kullanıyorum. Aynen öyle, evet. Ve o tarlayı da ben ne maliyet olursa olsun yaşatmaya atlattım. Evet, biz bu zeytinyağına da bugün el koyacağız burada. Evet, tabii ki. Geri kalanı size bırakacağız. Evet, şişesiyle beraber. Evet. Efendim, gerçekten de bu hafta levrek, yani kremalı ıspanak yatağında levrek. Evet. Sevgili İskender şefimizden. Arkasından da bir tahin helvası fırında. Evet. Bülent şefim, efendim? Yavaş yavaş programımızın tabii bu sonuna doğru bu bütün evet. yapılan neyse onları yapıp servise tabii. hazır hale getirmemiz hazır gerekecek. Evet. Ondan sonra biz bu arada da sohbet etmek istiyoruz. Yani, biraz evet. İskender sohbet Bey'le. Sohbet ederken ben İskender Bey'e işte arada destek olacağım. Lütfen. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi neyle başlamamız gerekiyor bir taraftan başlayalım. Ispanak yatağını yapmamız için diğer öğrenecek ürünleri hazırlamamız lazım. Evet. Soğanımızı, sarımsaklarımızı, ıspanağımızı, buyurun. Etinyağımızla kavurmak için öncelikle evet. bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Tamam. İskender Bey bakalım soğanı nasıl doğruyor sevgili izleyiciler? Yani hani şimdi, julian tarzı mı, ince uzun mu yoksa küçük karelerle mi? Yani ben şu soğanı ortadan ikiye bölüp kullanacağım. Hop. Evet. Normalde dış kabuğu soyulmamış soğanları doğruyorduk. Yani daha doğrusu harika. Burada şimdi sistem değişikliği oldu. Yani soğanın şu dibindeki tutacak yerini koparmayınca soğan böyle dağılmıyor. Daha rahat ediyorduk o zaman. İskender Bey, evde de var mı böyle bir marifetler? Evde gerçekten mutfağa giriyor musunuz? Yani evde, hanımefendi bu konuda şanslı mı Zeynep Hanım? Zeynep Hanım şanslı diyebilirim ama henüz ben daha mutfağa girme fırsatı bulamadım evde. Yani evlendiğimizden beri hemen hemen hiç yemek yapmadım desem yeridir. Fırsat olmadı diyelim değil mi? Yoksa yani Zeynep hiç sağ olsun fırsat bırakmadı. Kendisi de çok güzel yemek yapan bir kişi. Biz de tabii eve gelip hazıra konmaya alıştık. Ya, klasik. Ama uzun yıllar ben kendi yemeğimi kendim yaptım evimde. Harika. Şimdi sevgili izleyiciler gerçekten bir sanat. Ben hep onu söylerim. Gerçi hani mutfaktaki marifetlerini sergileyen bütün şefler de onu söyler. Hep duyarız. Bülent şefim siz de bana mutlaka onay vereceksiniz. Evet. Hani adamın, hani şefin dibi soğanı doğramakla başlar. Hani soğanın gerçekten tutuş şekli, evet. bıçağı kullanma tarzı. Bakıyorsunuz şimdi 3 parmak ve hani çok ince evet. doğruyor şu anda İskender Bey. Doğram orijinal stili budur yani. 3 parmak, 2 parmak değil. İşte bakın. Yani İskender Bey'in altyapısı demek ki var. Altyapıdan geldiği için belli yani. Ama diğer konuklardan farkı olan şimdi İskender Bey de gıda işinde uğraşıyor. Tabii ki. Yani mutfağın altyapısından gelmek zorunda, görmek zorunda. Tabii. Ben yani çünkü başarı buradan geliyor. Yani bizde soğan doğrama işi kebapçılıkta bizde yok ama biz soğanın suyunu kullanıyoruz. Bunları evde işte yemek yaparken ufak ufak öğrendim diyebilirim. Ama dediğim gibi ben böyle soğan doğramayı çok bilmiyordum da ama çok başarılı. Şey bulmamış. Yeter mi şefim bu? Yeterli. Değil mi? Hatta evet. fazla bile mi bu ıspanağı? İyi mi?
Yani güzel güzel. Bol bol, bol soğanlı olsun. Evet. Kamera arkasındaki arkadaşlar da var. Onlar da zaten tatlarına bakmak zorunda. Yeter onları da yapıyoruz zaten. Biraz da. Yeterli. Tamam. Sarımsağı da doğruyorum. Sarımsak da süper. Sarımsakları da. İnce ince değil mi? İnce ince. İster ezebilirsiniz de. Sevgili izleyiciler, İskender Bey'i yakalamışız. Aslında gerek Bursa'da gerek Türkiye'de çok önemli bir algıyı aslında bizim bu programımızda da izleyicilerimize sizi yakalamışken izah etmemiz lazım. Evet. İskender bir marka. Bunu siz hukuk mücadelesi verdiğinizde biliyoruz. Çünkü siz döner kebabı yapıyorsunuz. Değil mi efendim? Evet, tabii döner. Ki. Tabii. Döner kebabı yapıyorsunuz. Yani İskender isminiz dedenizin ve yani bu işin ilk çıkış noktasından itibaren de çünkü adamı yapıp da adamı yatırıp da pişirmiyorsunuz yani döneri yiyoruz orada biz. Şimdi şöyle dediğiniz gibi İskender benim dedemin ismi. Evet. Ve biz 147. yılımız bu yıl. 147 yıldır sadece kebap üretiyoruz ve kebap üreterek hayatımızı daim ettiriyoruz. Türkiye'nin en bilinen müşterek markalarından bir tanesi İskender. Ve bizim ailemiz dışında İskender markasını diğer firmaların kullanması kanunen yasak. Uygun değil, evet. Uygun değil şu anda. Ve biz bu ailemiz dışında bu markayı kullanan kişiler olursa bunlarla hukuk mücadelesini yıllar önce başlattık, hala da sürdürüyoruz. Devam ettiriyorsunuz. Evet. Netice her geçen günde alınıyor zannedersem. Tabii ki, tabii ki. Biz burada 100'ün üstünde firmanın marka tescil başvurularını durdurduk. Bazı kanuni boşluklardan faydalanıp daha ileri gitmiş firmalarla ise hukuki bazda savaşımızı sürdürüyoruz. Tabii ki İskender benim ailemin kullandığı hizmet markası. Hizmet markasıdır. Evet, bu diğer hizmet markalarının bilhassa otelcilik. Yani dükkanların markası. Firmanın markası. Markası. Evet. Otelcilikte hizmet markaları çok var. Sağlıkta çok var. Evet. Doğru. Bu tip bir ürün değil de bir hizmeti satan firmalığın evet. Evet, kullandığı marka. Şimdi bir de benim hep merak ettiğim bir şey var. Aslında herkes eminim bunu çok merak ediyor. Döner kebabında hep tereyağı kullanılır. Benim hep merak ettiğim bir şeydi. Yani birileri var, aman tereyağı ya ne yapıyorsunuz yemeğin, zeytinyağı işte daha iyidir. Tereyağını hayatınızdan çıkartın. Evet. Ama benim rahmetli dedeme de 90 küsur yaşında vefat etti. Ve birçok böyle eski toprak insanlarına sorduğunuz zaman da yani sabah neredeyse hani böyle yarım kilo yakında tereyağı yiyorlarmış zamanında. Evet. Ve sevgili izleyiciler bu konuyla da ilgili yani evet önemli bir manşet Time dergisi artık dünyada adını kalitesini kanıtlamış en önemli dergilerden bir tanesini evet. Manşetinde ve kapağında ne yazıyor İskender evet. Abi? Yani bir yerde emir gibi eat butter diyor yani tereyağı yiyin. Yiyin diyor yani. bunu bir düşman olarak bilim adamları şimdiye kadar etiketledi. Neden yanlış yaptılar diye kapaktan soruyor. Çok, çok önemli bir şey. Evet biliyorsunuz yıllar önce koyun kuzu etinin de
itibarını iade ettiler. Şimdi de tereyağının itibarını iade etme zamanı geldi. 2-3 yıldır tereyağı yeminin vücuda kolesterol açısından zararlı olmadığı tüm Türkiye'de ve diğer ülkelerde konuşuluyor. Ama şunu da hiçbir zaman gözden kaçırmamak gerekir ki tereyağı yiyin demek kaşık kaşık değil. Alındı tereyağı yiyin demek her değil. Her şeyin abartısı, zeytinyağı da aynı zararı size verir o kadar çok yersiniz. Evet, her şeyin abartısı fazlası. Önemli olan ölçüler dahilinde her şeyi yemek, ama bana sorarsanız ikinci kattan zemin kata asansörle inen bir toplumsak eğer biz, yediğiniz herhangi bir yağ vücudunuza şişmanlık verecektir. Vücudu çalıştırmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani çok güzel bir latifeyle bizler... Yani çıkmak değil, inmek için bile asansör kullanıyoruz. Maalesef, maalesef. Bu arada biz ıspanakları da İskender Şef'im belirli bir oranda doğradı. Sevgili izleyiciler, zilimiz çaldı. Evet. Ne yapıyoruz? Kısa bir mola. Teneffüse çıkıyoruz efendim. Inoxan katkılarıyla Patron Mutfak'ta programı çok kısa bir aranın ardından devam ediyor. Bizden ayrılmayın.